Evet, son durak devam ediyor bütün hızıyla. Şimdi sıra geldi yemek bölümümüze sevgili izleyicilerimiz ve bakalım Hüseyin Özer bu hafta bizlere neler hazırlamış, izliyoruz. Yaz yemeklerine bir yenisini daha eklemeye hazırsanız sizi Hüseyin Özer'in mutfağına davet ediyoruz. Bu haftaki lezzetli, romantik ve daha önce hiç denenmemiş yemeğimiz zeytinli tavuk sote. Queen bitch. Evet sevgili izleyicilerimiz, yemek bölümümüzdeyiz. Sofra Restoran'ın mutfağındayız bu hafta. Hüseyin Bey var tabii ki yanımızda. Arkada da gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma var. Hüseyin Bey, yine yaz dönemindeyiz. Sizden güzel yemekler bekliyor izleyicilerimiz bu hafta. Olur olur, memnuniyetle. Memnuniyetle yaz yemeği yapacağım. Zeytinli ve fındık fıstıklı, tamam mı? Bir pirinç yapacağım. Pirincimiz burada hazır. Bir sürü malzeme var burada. Onlardan bir lezzet çıkaracağız ortaya. Lezzetli olacak, sağlıklı olacak, romantik olacak ısrarla. Denenmiş bir şey mi, denememiş bir şey mi olacak? Denenmemiş bir şey olacak. Daha yepyeni bir şey. Yani. Tabii ki yepyeni bir şey olmazsa televizyonun karşısına çıkıp da niye yapalım ki? Aynen. Zaten öyle. Herkes yaptığı yemeği biliyor. Bizim yemekleri de biliyor. Lokanta yemeği yapmayacağız ki. Bizim lokanta yemeğini evde yapamazlar zaten. Mümkün. Dolayısıyla evde yapılabilecek bir şeyler icat edeceğiz. Ki insanlar seyrettiğini dersin. Şu biber galiba. O biber. Kullanacak mısınız? Ondan atabilirim biraz. Bakacağız. Nasıl başlıyoruz peki? Şimdi çabuk olsun diye iki tavada yapacağım. Birinde tamam. Pirinçleri kavuracağım ben. Birinde de sebzeleri kavuracağım ki ondan sonra birleştireceğim. İkisi tam olgunluk yaşına geldi mi düğün yapacağız, evlendireceğiz onları. Genelde hepsi bir arada pişer. Önce birini koyarsın, sonra birini yavaşça koyar. O yavaş pişer. Madem ki biz zamanını almak istemiyoruz seyreden insanların. Evet. O zaman hızlandıralım diyorsunuz olayı. İlk olarak zencefil ve soğanlarımızı doğruyoruz. Tavamızın birinde sebzelerimizi pişireceğiz ama önce zencefillerimizi pişiriyoruz. Şimdi bakın, bunu iyice pişirdim, tamam mı? Şimdi zencefil iyice pişti. Tamam, şimdi bunları atıyoruz. Bunları pişireceğiz. Zeytinyağı ve tereyağında. Mustafa sen karıştır onları biraz. Ben de şunları keseyim. Pirinç hazır. Pirincimiz hazır, terbiye olmuş, hazır. Tamam mı? Üstünde bir sos var galiba, değil mi? Bu ızgara için hazırlanmış bir piliç, tamam mı? Evet. Ama ızgara için yerine bunu, siz bunu terbiye seyredenler, saygıdeğer izleyiciler, terbiyesi sizi aldatmasın. Terbiye edeceğiz önce, sonradan da keseceğiz, tava yapacağız diye düşünmeyin. Terbiye olmadan da olabilir bu piliç. Zencefiller pişti. Diğer doğradığımız sebzelerimizi de pişirmek için tavaya atıyoruz. Sıra piliçte. Önceden terbiye edilmiş pirinçlerimizi küçük küçük kesiyoruz ve başka bir tavada pişiriyoruz. Biraz da acı biber ekliyoruz. Tavuklar hazır. Tavuklarımızı kenara alıyoruz. Bu arada domates ve bebek soğanlarımızı doğruyoruz. Görüyorsunuz, bu haliyle de yenebilir, tamam? Saygılı değerli izleyiciler, bu haliyle de yenebilir. Şimdi, ama siz soğan da ekleyeceksiniz ve biraz da bunları domates ekliyorum. Ondan sonra biraz da stok ekleyeceğim. Stok var mı, hazır? Azıcık piliç stok değil mi o? Evet. Sonra ekleyeceğim. Sonra ekleyeceğim şeyler var. Zeytinler. Tamam mı? Bunlar da bir saniye. Evet. Zeytinleri de ekleyelim. Tamam mı? Biraz siyah zeytin, biraz yeşil zeytin. Tamam. Zeytinli bir şey yaptık. Sana en son portakal sıkacağım ben üzerine. Tamam? Hazır olsun portakal. Hazır olsun orada. Aha. Peki. Şu kuş üzümünden atalım içine biraz. Şu şeylerden atalım, ceviz. Tamam? Badem atıyoruz. Hüseyin Bey. He. Şimdi işin rengi değişti. İzleyicilerimiz diyor ki. Hı. Hüseyin Bey diyor, biraz diyor meyveleri diyor fazla kaçırmıyor. Denesinler, buyurun deneyin. Siz az koyarsınız. Yoksa her zaman meyveli yapıyorum falan diye kızıyor olmasınlar ya. Bak, meyvesiz yemek olur mu ya? Sağlıklı, lezzetli, güzel bir şey. Bakın burada da mantar var. Bunun bir dahaki sefere mantarlısını yaparım. Zeytinlisi olmaz o zaman, çok daha güzel olur. Onu da başka bir zaman deneriz. Şu tamam. Biberden ilave edeyim biraz ki seyrettiniz ya. Evet. Şöyle ilave edelim.
Değil acı mi? Değil galiba değil mi o biber? Acı acı. Biber. Acı biber. Biber. Bildiğimiz biber o. Hmm. Biber. Biber acı mı oluyor? Yakıcı mı oluyor? Onu siz tarif edin artık. Hem acı hem yakıcı. İyi, hem acı hem yakıcı. Ona göre ayarlar. Biraz değişti. Daha domates pişiyor mu? Tamam. Tuzunu unuttuk yalnız. Tuzu nerede? Tuzumuz burada. Tuzumuzu burada. Tamam. Tuzdan başlıyoruz. Tuzumuzu ilave edelim şöyle. Biraz da tuz ilave ettik. Tamam. Tuzumuzu ilave ettik. Şeker ilave etmeyeceğiz. İçine biraz tatlı üzüm attım çünkü. Şeker de hoş olur. Şeker neydi? Bir de zaten portakal var galiba. Tarçın var mıydı burada tarçın? Şu mu? Yok. O değil. O değil. Ha. Tamam. Hiç gerek yok. Rengi güzel. Rengini görüyor musun kamera? Bak. Bir şeyler oluyor değil mi? Görüyor musun kamera? Bir şeyler olmuyor. Çok güzel bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Çoğaldı gördünüz değil mi? Hepimize yetecek daha doğrusu. Biz bu yemeği kendimize yapıyoruz saygıdeğer izleyiciler. Ha, çok teşekkür ederim. Tarçınımız da geldi. Tamam. Ben elimi yıkamadan işe başlama. Benim elim yemeğe değiyor. Eldivene ihtiyaç olmuyor. Ne güzel koktu tarçın yani. Değil mi? Süper. Evet. Süper oldu. Ne güzel. Şimdi azıcık stok ilave ederiz buna şu anda. Tamam mı? Aa, tuzu fazla olabilir. Doğru. Doğrudur. Ah. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Şimdi sıra geldi koriyandara, değil mi? Kişniş attınız Hüseyin'e. Kişniş? Atmadık. Yeni atmadık atacağım. Mı? Yeni atacağım. Şey, yeşil taze soğanlar atıp kebeği bir soğanlar. Ha, soğanlar. Tamam, onu da ilave ediyoruz. Bu kokusu buraya kadar geliyor. Evet. Bakalım 70 mi? Tamam. Hayır. Bu kişniş Türk damağına göre değil ama pişince Türk damağına göre oluyor. Chinese'ler, Indianlar, ondan sonra Tay yemeklerinde bu her zaman vardır değil mi? Portakal en sonuna sıkacağız ki portakal size... Balans. Evet. Gördünüz mü? Limon sıksak ekşi olurdu. Bu tat lezzetli olacak sadece. Ne ekşi, ne tatlı bu portakal. Tamam. Renge tamam mı? Evet. Pişti mi? Herhalde pişti. Şimdi buyurun. Pişmiş bir yemeğimiz oldu. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Şu güzel pidemiz de geldi. Parçalayayım ben bunu şöyle. Gördün mü? Şöyle. Size hepinize düşüyor bu yemekten. Daha var. Sadece bu kadar değil. İzleyicilerimizin de işi kabarmıştır inşallah. Şu ekmeği görünce, bu yemeği görünce. Şeyme ben deniyorum. Sen dene bakalım. Hı hı, tamam. Bu kaşıkla da yenir, sırf çatalla da yenebilir. Şöyle bir bakalım. Yine bir yemek uydurduk. Sizler için, saygıdeğer izleyiciler. Güzel olmuş ya. Değişik bir tat. Şimdi şöyle, bence izleyicilerimiz hiç düşünmesinler. Hani niye bu kadar çok şey koyuluyor falan diye. Öyle bir yargıya varmayın sakın. Öyle bir kanıya varmayın. Sadece deneyin. Görün zaten beğenmezseniz bir daha yapmayacaksınız. Evet, beğenmezlerse ben sizin evinize gelip yapacağım. Tarifimizi alamadıysanız sakın üzülmeyin. Aşağıda görmüş olduğunuz internet adresinden tarifinizi alabilir ve sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.